Her şeyden önce yurdumuzu dünyada tanıtmak için, layık olduğu yere getirmek için vereceğiniz emekler çok önemli. Ben 17 ve 18 yaşını Amerika'da tamamlayıp döndüğüm zaman 2 yıl sonra rehber olacağımı bilmiyordum. Profesyonel tercüman rehber olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın, ki o zamanki adı öyleydi, bugün Kültür Bakanlığı olarak da aynı zamanda turizmle birleştirildi. O bakanlıktan görevimi aldım ve 52 yıllık rehberim şu an karşımızda. İki yıl geçmişti. 1969 yılında benimle seyahat eden Anadolu turunda bir anne kız Vancouver, Kanada'dan gelmişlerdi. Ve onlar bir ipek halı, Kayseri ipek halısı, hayat ağacı modeli ile yurtlarına dönüyorlar. Oradan bana kartpostal gönderiyorlar. Ve gönderdikleri kartpostal ve mektup aynı zamanda duvara onu yazmışlar. Anne kız yanında duruyorlar. Ve diyorlar ki kim gelse evimize misafir olarak bu halıyı merak ediyorlar nereden aldığımızı. Ve biz onlara bunu Türkiye'den aldık. Bu bir Türk halısı. İpek el halısı diyoruz dediler. Ben tabii çok bu tip mektuplar alıyordum o zamanlar. Dolayısıyla benim dikkatimi çeken şey, inşallah sizin de dikkatinizi şu anda çeker ve bir gün belki aranızdan turizmciler, belki rehberler, belki sanatsever kişiler çıkacak, belki politika yapanlar çıkacak içinizden. Fakat unutmayın, memleketimizin tanıtımı her şeyden önce ilginizle başlıyor ve bir şeye kafanızı koymanızla başlıyor, konsantre olmanız lazım. O noktaya odaklanmanız lazım kardeşlerim. Ve bunun bir maraton olduğunu unutmamanız lazım. Hiçbir şey kolay değil ve çabuk olmuyor. Ama o sabrı gösterip devam ederseniz başarı sizin oluyor. Kapalı Çarşı'ya gittim İstanbul'da, Nur Osmaniye'de. Ve orada bir halıcı abimize dedim ki bana bu işi öğretir misiniz? O da bana dedi ki Aydın burada çalışırsan, bu mağazada çalışırsan böyle bir şey yaparız. Dedim ki ben rehberliğe devam etmek istiyorum. Fakat bunu öğrenmem lazım. Öyle bir programımız yok dedi. Biraz da üzülmüş olarak geri döndüm. O ara Londra'ya gidiyordum. Londra'da çok meşhur bir kitapçı vardır. Soyles isminde. Tottenham Court'ta. Orada aşağı yukarı 2 bavul dolusu kitapla döndüm Türkiye'ye. Halılar üstüne. Oriental ve Türk halıları üstüne. Ve 4 yıl kadar onları çalıştım. 4 yıl sonra hasbelkader gene Kapalı Çarşı'dayım. Bir grupla onlara halıları anlatıyorum cadde üstünde. Dolayısıyla bana o 4 yıl evvel yardım istediğim zaman ancak çalışırsam yardım edeceğini söyleyen abimiz benim anlattıklarımı duymuş. Sen bunları nereden öğrendin dedi bana daha sonra. Kitaplardan dedi. Dedi ki bizim yeni bir kursumuz başlıyor. Arkadaşlar başlıyor çalışmaya burada. Onlara ders verir misin? Şimdi bu halı sanatını Türk tarihi içinde inceledim bu sıralamayı yaparken. Bu Avrupa medeniyetinin başladığı noktadır. Bahçeşehir diye bir yer var İstanbul'da, oraya çok yakındır. Yarımburgaz mağaraları, bu ilk ikisi. Yeni Kapı biliyorsunuz metro yapıldığı için 2004'te bulundu. 8500 yıllık. Altındaki Göbekli Tepe 12 bin yıllık Urfa'da. Dünyanın en eski şehri
Tevrat'ta geçen Edesa, yani Urfa arkadaşlar. Dolayısıyla 12 bin yıl evvel 20 tane tapınak yan yana Göbekli Tepe'de, ortada iki tane tev biçimi, ana tanrı ve tanrıça, etrafında 12 tane küçük tev biçiminde obelisk dediğimiz taşları oyarak yapılmış. Taşların üstünde hayvan figürleri var ve bunlar üç boyutlu. Öyle bir medeniyet dünyada ne zaman başladı biliyor musunuz? Rönesans akımı diye geçer. İtalya'dan bahsedildi demin çok güzel bir şekilde. Venedik'ten bahsedildi Murat olarak. Florence, yani Firenze'de bir Uffizi galerisi vardır. Orada Giotto 1321 tarihinde yaptığı üç boyutlu tablolar İtalyan Rönesansı'nın başlangıcıdır ve İtalyanlar kendilerini dünyaya Rönesans'ı pazarlarlar. Çatalhöyük 10 bin yıl evvel ilk defa çiftçiliğin yapıldığı, yani gezer toplar avcı toplumundan yerleşik düzene geçilip 8 bin kişinin bir arada yaşadığı bir yer Çatalhöyük. Altına iniyoruz, meşhur Brad Pitt'in Truva filmi. 5 bin yıllık Truva. Bakın burada bir küçücük bir yazı var. Bu yazı İnkaya diye bir yer var. İnterne, özür dilerim. Çanakkale'den Truva'ya giderken sol taraftadır. 2003 yılında İtalyan Nemi Belediye Başkanı, Nemi Roma'nın bir saat dışındadır. Castello Gondolfo var göl kenarında. Meşhur Papa'nın yazlık sarayıdır. Oradan kalkar gelir, İntepe Belediyesi'ne girer, elini uzatır, biz kardeşiz der. Derler ki ne kardeşliği, nereden çıktı? Vallahi der ki o biz araştırdık tarih olarak. Aeneas, Truva Savaşı'ndan sağ çıkan filmde de var. Ve Paris ona kılıcı verir, al bunu götür, nereye gidersen orası bundan sonraki Truva'dır der. O insan gelir burada, İtalya'da Nemi şehrinden gider. Dolayısıyla İtalyanlar Romalıydı ama Romalılar Truvalıydı. Bunu lütfen Turizm Bakanımıza, ben buradan bilhassa Haluk Dursun Hocam'a hitap etmek istiyorum. Hakiki bir herekeli. İsmail Bey. Haluk Dursun Hocamız hakiki bir herekeli. Doğru mu? Kendisine hitap ediyorum ve diyorum ki lütfen İtalya'ya bir daha gittiğiniz zaman İtalyanlara deyin ki Siamo fratelli, yani biz kardeşiz. Kalkın Türkiye'ye gelin. Niye gelmiyorsunuz? En önemli şey dünyada bilgidir diyor. Ama ben diyorum ki correct information, doğru olacak bilgi. Onun için Bill Gates dünyanın en zenginlerinden. Dolayısıyla getiriyoruz tarihi. Tarihin ilk altın parasını basan Harun diye bizde geçen Croesus, onun şehri Sart, Artemis ve yanındaki meşhur sinagog, Efes'teki meşhur kütüphane ve 25 bin kişilik amfiteyatro ve bizden Bergama'dan çalınıp Berlin şehrinde sergilenen Zeus mabedi. Ayasofya'ya geldiğiniz zaman dikkat buyurun, Meryem Ana ve Hazreti İsa ön tarafta, mihrapta, ama sağ tarafında Allah Celle Celaluhu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazılmış. Ben herhangi bir kilise grubuna desem ki 12 bin yıl evvel böyle bir olay yaşandı ve sizi ben Göbekli Tepe'ye götürdüm, tapınağı gösterdim, akılları duruyor. Çünkü onların tarihi Hazreti İbrahim'le 4200 yıl evvel başlıyor. Ondan gerisi hakkında hiçbir bilgileri yok. Adem ne zaman yaşadı bilinmiyor. Biz de bilmiyoruz. Ama biz bir şey biliyoruz. Bu anlattığım Bakara 30-34'ten dolayı bizim Adem'imizden önce çok Ademler gelmişmiş. Onun için 800 bin yıldan bahsediyorum ben size bunu. Dolayısıyla melekler hep vardı. Onlar Adem'in kan döken, fesat çıkaran olduklarını buradan biliyorlardı. Peki ne oldu? Esas en önemli konuya geliyorum. Siz bilmezsiniz, ben bilirim dedi Yüce Allah. Ve yarattı Adem'i.
Adem'i çekti kenara, ona isimleri öğretti diyor Kur'an-ı Kerim. Sonra topladı melekleri ve onları imtihan etti. O isimleri sordu. Melekler dediler ki vallahi biz bilmeysen bizim neyi bilip bilmediğimizi bilirsin. E peki Adem'e sordu, Adem bildi. Hadi bakalım secde edin dedi. Arkadaşlar, bilgiye secde edilir. Onun için her 6 ayda bir yeni bir telefon çıkıyor. Herkes gidip onu alıyor. Onun için sizler bu teknolojiyi takip edip önüne geçmek zorundasınız. Gerisinde kalırsanız devamlı parayı ödeyen biz oluruz. Niye siyahlarımız, İHA'larımız var ve biz daha rahatız çok şükür şimdi? İşte bu yüzden kardeşlerim, biz bu işi öğrenmek zorundayız ve onlardan bir adım önde olmamız lazım. Onları kendi oyunlarıyla yenemezsek biz her zaman secde eden oluruz. Aksi takdirde. Buna çok dikkat edin lütfen. Bu kilisenin içinde duvarda asılı 103 tane Selendi Batı Anadolu halısı şu an asılmış vaziyette. Çünkü bunlar antika Osmanlı halıları ve ben bu halıların klonlanmasını yaptırdım Terzioğlu'nda. Bu halılar klonlandı arkadaşlar. Ne demek? 300 yıllık halıyı ellediğiniz zaman anlaşılır. Yepyeni halıyı ellediğiniz zaman eğer 300 yıllık gibi geliyorsa ona klonlanmış diyorlar. Onun için Terzioğlu firması mesela şurada gözüken 6 tane sonra 2 tane daha aldılar. 8 tane Atlanta Magnificent Award'u kazandı. Bunlar dünyanın Oscar'ı el halısında. Dolayısıyla bir şey daha size izah edeyim. Bakın, Arizona'ya gittiğiniz zaman Tuba City diye bir şehir var. Tuba, T-U-B-A. Kız ismi. Mutluluk demek. Orada peki nasıl oluyor bu? Navajolar nasıl oluyor da bizim desenleri kullanıyorlar? Ama bunlar 500 sene evvel, 600 sene evvel hala da kullanıyor. Nasıl oluyor bu? E çünkü bu böyle işte sınırlar ötesine giden kültür alışverişinin neticesidir. Bunlar kullanılır. Dolayısıyla onlar da bizim halılarımızın aynısını kullanmışlardır. Çok önemli bir şeye ulaştım. 2010 yılında bir Amerikalı talebem bana bunun DVD'sini de verdi. The Journey of Man. İnsanlık Afrika'dan çıkar, 3,5 milyon yıl evvel dünyaya yayılır. Bu yayıldıkları esnada Bering Boğazı'ndan Alaska'dan aşağıya inerler. Aztekler, İnkalar, Navajolar. Bunlar aynı Asyalı gibidirler. DNA olarak. Yani son 50 bin yılın kromozom tahlili yapılmıştır. Ve 2 tane Y kromozomu vardır dünyada. Biz de o 90'ın içindeyiz. Bir DNA, öbürkü de %10 Avustralya ve Yeni Zelandalılardır. Biliyor musunuz, siz bir DNA kromozomunu açtığınız zaman buradan Ay'a gider ve gelir. İçinizdeki bir tek DNA'dan bahsediyorum. Kaç defa ama? 3000 defa. Peki İpek kozasını böyle açtığınız zaman ne oluyor? 1,5 kilometre delcik. 1500 tanesinden seccade boyu ona 10 ipek hareket çıkıyor arkadaşlar. 2,17 metrekarede bunların hesaplarını yaptık. Dünya teknik olarak bunları biliyor. Ve öyle bir markanın üstünde oturuyoruz ve hala Çinliler bunu nasıl aldı diye merak ediyoruz. Siz bunu santimetre kare olarak saymak isterseniz bunu kullanırsınız. İnç kareye geçmek istiyorsanız bunu kullanırsınız. Beyefendi buraya getirdi, Allah razı olsun, 34'lük bir hareke gösterdi. Evet, mükemmel bir halı. Aynı zamanda şunu söylemem lazım. Bu topkapı modeli dediğimiz topkapı halılarının modelidir. Yani bu duvara asılmak üzere, çünkü üstünde ayetel kürsi var. Nur suresinin 35. ayeti var. 4 tane halife var. Onlar resmedilmiş ve bu yere konmaz hiçbir şekilde. Dolayısıyla bu tip halılara biz topkapı halıları diyoruz. Bunlar Topkapı Sarayı için yapılmış halılardır ve çok önemlidir. Ayrıca bizim zannediyoruz ki dünyada iki tip
halı düğümü var, en meşhur. Hep duyulur İran düğümü, zemme, tek düğüm. Yani asimetrik düğüm veya çift düğüm, bereke tarzında görbes düğümü. Bu da simetrik düğümdür. Burada gözüktüğü gibi. Kilim alttaki şekildir. O burada gözükmemiş. Fakat mühim olan kilimler dokumalıdır. Bereke düğüm atılarak ve el halılarımız düğüm atılarak yapılır ve düğüm sayıları sayılarak ona göre değer kazanır. Ben size şunu söylemek istiyorum. Bereke halısı geçmeden önce, burada demin de konuşuldu, bakın dünyanın en büyük bereke halısı Yıldız Şale Köşkü'nde, Yıldız Sarayı'nda, 406 metrekaredir. Ne yazık ki 1930 yılında bunun 6 metrekaresi, üstüne konan piyanonun altına bir bez yaymışlar. Üstünde bir piyanist, İtalyan, program yapıyor ve burası bir kumarhane olarak kullanılmış belli bir dönem. Adam giderken halıyı kesmiş, 6 metrekareyi götürmüş. Sonradan fark ediliyor ama adam yurt dışına çıkmadan yakalanıyor, bir sene sonra halıyı balkonda bir yere yaymış, güneşlenmiş, güneşten dolayı fark edilmiş. Ve oraya ilk gittiğimde bunu gördüğüm zaman, söylediğim zaman, abi sen bunu nereden anladın dediler. Baktığın mesafe 14 metre, bu tarafa doğru 30 metre. 406 metrekareyi yapan bir herekenin sizler ilerideki temsilcileri olacaksınız. İster bu işe sahip çıkın, ister çıkmayın. Ama ihanet etmeyin. Evet, Washington'daydım. Beyaz Saray'ın bu kısmını almadılar. Vermeyli Odası'nda 1860 yılında yapılmış hereke halısı hala duruyor arkadaşlar. Dünyanın değişik yerlerinde, müzelerde, saraylarda duruyor, Dolmabahçe'de olduğu gibi. Benim burada resmettiğim, bakın, collectible denilen, yani sakladığınız zaman değer kazanan şeyler diye bir bölüm var. Bir Amerikan mecmuasından bunu aldım. 1989 yılında çıkmış Fortune Magazine. Neleri collectible olarak addediyorlar? Efendim burada Domenichino'nun 3,5 milyon dolara satılan Adem ve Hava tablosu, meşhur Petrus şarapları, Cadillac, işte 5700'müş, 89 yılında 75 bin dolar kıymete gelmiş. Ve burada bir adet mucur halısı, 12 bin dolar. Tarih 89, şimdi olsa 105 bin dolar. Arkadaşlar, collectible olan eserlerin yaratıcısı bir ülke, Türkiye. Ve burada İran halısı yok, dikkat edin. Hep konuşuyoruz, inceliktir, şudur budur diye, İran halıları incedir filan diye. Benim görebildiğim bugüne kadar en ince İran halısı 26'ya 27'liktir. Bizde ben 50'ye 50'sini gördüm. Burada gördüğünüz 34. Arkadaşlar bakın, burada bir mecma var, Counting Knots, hereke. Burada gözüken halı 26'ya 26 sene. 1970, o yılda yapılmış bu halı. Dolayısıyla bizim herekemiz bir dünya markası. Ama bakın ne oldu? Has Halı diye bir meşhur halı firmamız vardı. 1896 yılında kuruldu. 4 sene evvel iflas ettiler. Etmeden önce çıkardıkları gazete ilanından okuyorum. Yüksek meblağlar ödeyerek sahip olduğunuz saf ipek ve değerli el dokuması halılarınızın aslında Uzak Doğu'da makinelerle dokunduğunu bilseydiniz, ne hissederdiniz? Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de orijinal el dokuması ve Türk halısı olduğu iddia edilerek satılan birçok ürün makinelerle dokunuyor. Bunu Türk halısı diye satanların 28 bin euroya satmışlar 3500 euroluk halıyı, mahkemeye verildiğinin kağıtları. Ciddi bir işten bahsediyorum. İçişleri Bakanlığımızı da bu temsilcimiz vasıtasıyla bilgilendirmek için bunları söylüyorum. Bizim halılarımızın içinde demin gördünüz, ham halı, hereke ham halı,
o şeyi gösterdiler, diapozitifte, Pazarı Kalası'nın yapılmasını. Erhan Bey'le, burada gördüğünüz Erhan Bey'le ben 2017'nin başında Doha'ya gittim, Katar'a. Türk alıcılığı hakkında konuşmalar yapmak için. Ve o zaman bu posteri bana kendisi hediye ettiler. Şimdi şöyle söyleyeceğim size. Bakın, Türkiye'nin neresinde halı dokunan bir köy varsa, turistlere açık olarak orada bir poster vardır. Sizin önce bir defa kendinizi tanıtmanız lazım. Kimler heykelisi almış? Kraliçesi, papası, Amerikan Başkanı Clinton'ı, Bush'u, Cumhurbaşkanımız, efendim Arabistan'dan gelen Sayın Merkel, hepsi buradan sırayla bütün bu halılar. Kraliçenin yazdığı teşekkür mektubu. Bu halıda, buna dikkatinizi çekiyorum, Avustralya Başbakanı John Abbott'a 2015 yılında 100. yıl için Çanakkale'ye geldiği zaman hediye edilen halı. Bunun aynısı 35 santimetre kare büyüklüğündedir. Cumhurbaşkanımıza ben hediye ettim. Allah'a çok şükür ediyorum. Yapılmış olan bütün hizmetlerden dolayı. Siz keşke New York'ta şu anda olsaydınız, Bronx'tan Times Square'e bir metroya binseydiniz, buraya gelen Marmaray'ın ne kadar onların 100 yıl önünde olduğunu görürdünüz. Allah rızası için size sosyal medyada anlatılan Türkiye ve Amerika'yı bu şekilde görmeyin kardeşlerim. Bunun çok detaylarını biliyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu halı benim hediye edebilmeyi başardığım çok olay olmadı. O halı aşağı yukarı 12-12'lik 144 düğüm var. Ve o halı Anzak Osmanlı Türkiye'sinin hikayesidir. Biliyorsunuz Arunburnu'na gitmiş olanlarınız vardır. Mutlaka orada Atatürk'ümüzün 1934 yılında yayınladığı bir tabela var orada, bir yazıt var. Diyor ki, siz anneler dünyanın değişik yerlerinden çocuklarınızı buraya yolladınız. O çocuklarımız artık burada bizimkilerle yan yana yatıyorlar, bizim koynumuzda yatıyorlar, bağrımızda yatıyorlar. Onlar artık bizim çocuklarımız oldu diyor. Böyle bir empati yapan bir milletiz biz. Avustralya'da değil, Avustralya'da gittiği Yeni Zelanda'da ne yaptı Müslümanlara? Yani şimdi siz bunları tek boyutla bilirseniz, bunun karşılığını koyamazsanız bu dünyada galip gelmemiz mümkün değil. Dolayısıyla buradaki resimde Anzak bayrağı, Türk bayrağı, bu taraf Anadolu, bu taraf Rumeli olmak üzere ve burada 18 tane, 18 Mart'ta Çanakkale'den geçmeye çalışan geminin isimleri yazıyor. İki tanesini söyleyeceğim. Agamemnon. Milattan önce 1275, yani 3000 yıldan daha fazla tarih öncesinde yapılmış olan bir savaşın Miken Kralı Agamemnon gemisi zırhlı olarak Boğaz'dan geçmeye çalışıyor. Bu taraf Truva, bu taraf Yenibolu. Bizim ortasında. Bunlar ne mesaj veriyorlar bize? Öbürkü daha da korkunç. Onun ismi Vengeance. Yani intikam. Kardeşlerim, bu neyin intikamı? Kim intikam olarak bu dünyada abad olmuş? Ben de size bunu sorayım. Dolayısıyla tekrar halıya bağlayarak bitirmek istiyorum. 6 yılda dokunan, 24 milyon düğümü olan bir bereke halısı. Gene 44'lük bir bereke halısı 2011'de benim resmimi çektiğim aynı modeldir. Dolayısıyla bir şey daha göstereyim bakın. Belki bunların resimlerini görmediniz. Kozayı çektiğiniz zaman aynı bu şekilde durur. Kozaları yan yana böyle dizersiniz. Beyaz olup belli bir ölçüde olanlarından biz halı yaparız. Çünkü onlar dayanıklıdır. Dayanıklı olması lazım halıda kullanılabilmesi için. Kozahan vardı. 1990'lara kadar Bursa'da oraya gider bakardık. Bakın içini açtığınız zaman bu şekilde görürsünüz. Eğer bu kozayı delip çıkarsa biz onu halıcılıkta kullanmayız. Çünkü sağlam olmaz, teller devamlılığını kaybetmiştir. Bakın içinden böyle bu şekilde çıkar. Arkadaşlar, şimdi ben size dünyada satılan
en pahalı halının resmini gösteriyorum. 17. asır. Bir Tebriz İran halısı. 34 milyon dolara satılmış 2008 yılında Amerika'da. Bunun aynısını klonladı Terzi'nin. Şu anda mevcut. Dolayısıyla burada kitaplar var. Halıların desenleri dediniz. Bakın Language of Designs. Hüseyin Alantar'ın bunun medyumuz. Aynı şekilde halı ülkesi Türkiye. Turkey Land of Rocks. Hüseyin Alantar. Gene meşhur Selçuk Mergen Hüseyin Alantar. Ancient Anatolian Carpets. Bu şehirdeki Antique Ottoman Rugs in Transylvania. Demin gösterdiğim halılar. Bir şey daha söyleyeyim. Önemli. Bunu kaldırırsam halı buradan kayabilir. Şöyle yapacağım. Bakınız. Şeyh Faysal bin Kasım Altani. 2017'de bendeniz Erhan Bey'le beraber Doğa'daydım. Ve bu zatın çok meşhur bir koleksiyoncu olduğunu biliyordum. Allah bana nasip etti. Kendisiyle tanıştım. Sonra Erhan Bey'le götürdük. Dokuyucu kızımızı götürdük. Tezgah Bey'e hediye ettik. 640 tane halı Doğa'nın göbeğindeki Marriott Otel'in 6. katında yan yana duruyor. Türk halıları, İran halıları. Biliyor musunuz? 16. yüzyıl herkesi gördüm. Bizde yok. Bir tanesini Cumhurbaşkanımıza hediye ettiler. 15 Temmuz'dan 15 gün sonra. Dolayısıyla bizim her köye bir müze yapmamız lazım. Adam orada koleksiyoncu. Ne mallar var, neler var içinde. Uçak var. Denizaltı var. Yangın arabaları var. Amerikan okul arabaları var. Her şey var adamın müzesinde. Adam bunu doğada kurmuş. Dolayısıyla kardeşlerim bizim yapacak çok işimiz var. Turistler beni takip ettikleri zaman ben onlara çok çok derdim. Çabuk çabuk manasında. Bakın 2007 yılında Los Angeles'taki ki o benim web sitemde var. Kilisede yaptığım konuşmada diyorlar ki we love you. Dolayısıyla bu insanlar severek, ağlayarak Türkiye'den gittiler. Çünkü dinler farklı da olsa Allah inancı insanları birbirlerine yaklaştırır. Nereden de biliyorum? Meryem suresi 96. ayet. Siz Allah'a inanın, salih ameller yapın, aranıza sevgiyi ben koyacağım diyor. Bu da 2014 yılındaki gene kiliselerden gelmiş olan bir hediyedir. Şöyle söyleyeyim, bakın Jack Straw bu son cümlem. Last Man Standing. İngiliz Dışişleri Bakanı'ydı. Biz Avrupa Birliği'yle pazarlığa oturduğumuz 2004-2005'lerde. Bu kitabı niye aldım biliyor musunuz? O da bir paragraf var. Diyor ki, eğer diyor Avrupa böyle dışlamaya devam ederse bu işte Avrupa kaybedecek Türkiye değil diyor. Şimdi bakın ben size bir sürü şey anlattım. Çoğu da İngilizce bu yayınları. Niye? Ben derdimi insanlara İngilizce anlatmak zorundayım ve İngiliz kaynaklarını kullanmak zorundayım. Bana açı takdirde inanmıyorlar. Bunlar Türklerin yazdığı yazılar diyorlar. Size çok iş düşüyor. Beni dinlediniz sonuna kadar sabrettiğiniz için Allah razı olsun.